Evlerini, yakınlarını kaybedenler bir tek insanlar değil. Can dostlarımız da, yüzlerce can dostumuz da sahipsiz kaldı. Şimdi onlar için sivil toplum kuruluşları seferber oluyorlar, sahiplendirmeye çalışıyorlar. Bu arada başka illere gitmek, Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalmak isteyip de o can dostlarından ayrılmak zorunda olanlar var. Çünkü oralara kabul edilmiyorlar. Onlar da geçici aile arıyorlar. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi de depremden kurtulan hayvanlara kapılarını açtı. Şu ana kadar 76 evcil hayvan tedavi edildi. Bir yandan yaralarına müdahale ediliyor, bir yandan da onlara psikolojik destek sağlanıyor. Kapılarımızı açtık ve bu şekilde mağdur olmuş hayvanların tamamını buraya bekliyoruz. Milyonlarca depremzedeyle birlikte onlar da felaketi yaşadı. Bazıları sahiplerini kaybetti, bazıları enkaz altında yaralandı. Depremden kurtarılan hayvanlar Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi ediliyor. Deprem bölgesinden kurtarılıp hayvan hastanemize kabulü yapılan ve tedavisi tamamlanan ya da devam etmekte olan hasta sayımız toplam 76. Bir kısmı doğrudan enkaz altında kaldıkları için fiziksel zarar görmüş hayvanlar. Aralarında sahibiyle birlikte Ankara'ya gelenler de var. Sahibini kaybettiği için gönüllüler tarafından sahiplenilenler de. Tedavileri ve rehabilitasyonları burada ücretsiz yapılıyor. Biz biliyoruz ki öncelikle psikolojik olarak hayvanlar da süreçten çok fazla etkileniyor. Büyük bir bilinmezliğin içindeler. Elbette bu süreci hissediyorlar, algılıyorlar. Bir kısmı sahiplerini kaybetti. Ummadıkları bir anda yuvasız kaldı onlar da. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Oytun Okan Şenel, tedavisi süren hayvanlara psikolojik destek de sağlandığını anlattı. Yaralarına yönelik süreci ilerletirken bir taraftan işin psikolojik boyutunu da tabii ki göz ardı etmemek gerekiyor. Bundan sonraki aşamada birazcık o davranış kliniği merkezli olarak hayvanlara nasıl destek verebiliriz'i artık ölçüp tartmaya başlayacağız. Eski adını kimse bilmiyor, yeni adı Çedar. Depremde sahibi ölen köpeğin bakımını üniversite öğrencisi Belit Cengiz üstlendi. Kucağıma aldım, bir saat durduk böyle hani birlikte. O kadar tatlıydı ki çok korkmuştu. Sonra ben muayeneye götürdüm. İşte parazit kapmıştı. Çok halsizdi. Çedar koyduk ama Malatya'dan geldiği için kayısı demek istiyor annem. Peki hayvan hastanesine gelmek isteyenler ne yapmalı? Öncelikle internet sitemiz üzerinden paylaştığımız iletişim kanallarından bizimle iletişime geçip randevularını da kolaylıkla alabilirler.